Şahinoğlu grubun katkılarıyla Yöremiz Töremiz başlıyor. Dinleyiciler, şu an Sinop Boyabat'tayız. Sinop Boyabat'ta olmamıza vesile olan Boyabat yukarı aşağı seyirecek köylü kendisi Boyabat'ta iş adamımız sevgili Recep Dursun abimin vesilesiyle Boyabat Panayırları'nda var. Yok mu demedi ağası, aynı zamanda kendisi Boyabat Panayırı'nda ağası. Sevgili Recep Dursun abime çok teşekkür ediyoruz. Boyabat girişinden başladık. Girişte hemen sağda verdik, mola rastladık, bu kadar arnamız tertemiz kulağı. Her zaman bizim de kahrımızı çeken Battallar Et Lokantası burası. Nefis çorbasıyla ünlüdür biraz da. Her zaman çıktığımız zaman yola bakmayız sağa sola, Battallar Lokantası'nda tam otosanayi karşısında veririz mola. Güzel hizmet ederler buraya gelen kulağı. İsmet abim ve oğlu Mustafa Boyabat Bağluca köylüdür. Bağluca köylülerin de ayrıca yıllarca Zeynel Parmaksız Boyabat'ta abaya attı, vurup kafaya yattı, rızgına rızgı buralarda kattı. Piliç çeltik ekimi yaparlar. Yaklaşık 10 yılda çoluğumun çocuğumun boğazından geçen piliç Bağluca köyünden gelmiştir. Allah onlardan ölenlere Allah rahmet eylesin, sağ olanlara uzun ömür versin. Veli Delik Dayı
neydi? Hüseyin Yener'i, Baltacılar, Ayrancılar. Sevgili İsmail kardeşim İstanbul'da şimdi. Satılmış abi önce muhtardı. Şimdi de Nail abi muhtar. Hoca evet, muhtar sanırım. Tabii Yıldırım Gökte'de Bağluca Derneği'nin çok programlar yaptık. Buradan komutanıma da bütün Bağlucalı dostlarıma saygı, sevgi, selam olsun. Evet abi, sen eskiden lokantacı değildin. Sen kum ocağı işletiyordun. Lokanta nereden akla geldi? Yoksa bu meşhur ünlü çorbacı Muharrem dayım mı seni zorladı bu şey? Önce Bağluca'da bir çorbacı dükkanı açtın. Muharrem abim bize dedi ki gel seninle bir çorba dükkanı açalım dedi. Bağluca. Biz de Bağluca köyüne açtık. Bir gece 11'de geldik, her yer dolu. Boş masa yok. Evet. Baktık ora bize dar gelince sanayiye geldik. Fakir ol, kasabaya yakın. Yakın ol dedik. Ve Muharrem abinin sayesine biz de geldik buraya, sanayide lokantamızı açtık. Engin İstanbul'da. Engin İstanbul'da, Sercan İstanbul'da. Sercan damat. Çok selam söyleriz onlara. Evet, buradan özellikle Maltepe Belediyesi İmar Müdürü sevgili Haydar'ımıza. Sevgili Haydar'ımıza çok Haydar, selam. Müdürüm bak buradan amcan yanından sana saygı, sevgi, selam. Her gün bir kişi de gönderiyoruz yanına. İnsanlar bizi arıyor, hemşerilerimiz. Maltepe Belediye deyince Haydar Battal işinizi çözer diyoruz, gönderiyoruz. Vermiş olduğun hizmetten dolayı sana teşekkürler ve buradan saygı, sevgi, selam olsun. Engin tabii. Hepsine çok selam söyleriz. Aleyküm selam. Bütün dostlarımıza selam olsun. Aslında Haydar benden çok Salih arıyor. Çünkü Salih Maltepe Siyaset Şube Başkanı. Ay dernek maşallah. Başkanı. Hep onu arıyorlar. Ya beni arıyorlar. Ona ulaşamasalar. Sağ olsun Haydar da orada işe yarıyor. Sağ ol. Bizi mahcup etmez inşallah. Yok, etmiyor. Oldu. Evet, ben şimdi önce aşçı dayıma, sonra Mustafa'ya, sonra Battallar Lokantası'nın bir özelliği var. Hanım eli. Yemekler burada bazen firmadan, taş tabağda kırmadan, yiyip içeceğin durmadan. Ama gerçekten leziz organik ürünlerle. Özelliğini, güzelliğini Muharrem abimize soralım. Çorbacı, bu çorbanın özelliği nedir? Meslek sırrı mı diyecek, sırrını verecek mi? Gerçekten farklı bir çorbasında bir damak tadı var. Bizim zaten Sinop mutfağımız, ürünlerimiz genelde organik ürünlerden kullanılır. Biz bunu biliyoruz ama neler kullanıyor? Muharrem ustama soralım. Usta, neler diyeceksin? Bizim aracılığımızda da Ankara, İstanbul, yurt dışı, kim nerede hızım akraban varsa onlara da bir selam gönderme şansı bu. Gurbetçi hemşehrilerime hepsine selam söylerim. Tamam mı? Çorbalarımızın yapılış şeklini, tamam mı? Bunları da bize bıraksınlar. Tamam mı? Gelip burada damak tadı olarak yesinler. Tasfiyem bu. Evet, buraya gelip burada yesinler. Tamam mı? Çorbalarımızı, tamam mı? Ne çeşit çorbalar yapabiliriz? İşkembe, paça, tuzlama, mercimek, ezogelin, mantar, efendime söyleyeyim, tahrana, tabii tahrana. Ne isterseniz ben burada bulundururum. Hepsine çok çok yani teşekkür ederim. Gelip görmek, siz de evet, aynen öyle efendim. Aynen öyle. Peki kimlerin var İstanbul'da? İstanbul'da oğullarım var. Kardeşlerim var. Tamam mı? Hangi semtede? Gültepe'de. Kağıthane. Hepsine selam. Tabii Gültepe, Kağıthane, Fındıklı Mahallesi. Tamam mı? Kağıthane, hep Fındıklı mı? Maltepe Fındıklı. Maltepe Fındıklı. Maltepe Fındıklı. Evet. Oradalar. Oradalar. Maltepe Fındıklı'ya selam olsun. Selam olsun. Tamam mı? Aleyküm selam. Ben de Maltepe Fındıklı'dayım. Muharrem abi, her Sinoplu'nun bir lakabı var. Mesela çayın içinde vatu karıştırmaya kaşık. Lüzumsuz yakmayız biz kimseye ışık. Bana da derlerdi bu boyama sanayisinde tamirci topalara başık. Adım Zeynel, soyadım Barmaksuz. Bir de senin Abdurrahman ismin var. Abdurrahman abimle değişik yapılmış. Tamam mı? Abim Abdurrahman, bana Muharrem. Yani nüfus da bu şekilde. Tamam mı? Devam etti. Fakat biz de kimsenin hat şeyini kırmayarak, tamam mı, aynı şekilde devam ettirdik. Daha çok Muharrem olarak mı? Tabii Muharrem. Ha. Benim adım. Çünkü de Abdurrahman. Tabii yok, o da Muharrem. O da mı Muharrem? Ha, o da Muharrem. Ha. Tamam. Abimle değişik olmuş. Biz de onu hiç şey yapmayarak, birbirimize şey yapma şekilde, o şekilde getirdik. Anladım abi. Ben merak ediyordum, onun için sordum. Evet sevgili izleyiciler, şimdi genç iş adamı sevgili Mustafa. Mustafa, agasının ne haber? Abi öncelikle hoş geldiniz. Geldiğiniz gibi çalışmaya devam. Bir şekilde
büyütmeye devam ediyoruz. Muharrem ustamızın sayesinde çorbalarımıza yine devam. Bu arada Hafize Hanım'ı yetiştirdi yanında. Hanım Ali yemekleri yapıyor. Yani bir değişiklik. Yani ev yemek. Ev yemekleri, evet. Bir değişiklik yaptık, gidiyoruz. Hayırlı işler size, bol güneşler. Evet sevgili izleyiciler, şimdi agasının ne haber dedim. Bizim Boyabat'ta ağabeyisinin ya da agasının, böyle hitap ederler. Bizim zaten Zeynel Parmaksız orijinal Anadolu, hiçbir zaman şifresinden, konuşmasından hiçbir değişiklik de yoktur. Programlarda da izliyorsunuz. Mustafa da sevdiğim bir kardeşim. Mustafa'cığım, sana hayırlı işler, bol güneşler. Şimdi hanım eli ev yemekleri dedim. Bir de hanım elinin değen Hafize Hanım mıydı? Evet, bir de şöyle maliyeci Muhsin dayımın kızına soralım. Evet, ne zamandan beri buradayız? Yaklaşık bir aydır buradayım. Burada çalışıyorum. Evet, burada çalışıyorum. Zaten bir hanım olarak evinde de yemekleri yaparsın ama evde belki 3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik ama burada 500 bin kişiye de yemek yapmak. Zorlandığın yerler olur mu? Yok, gayet iyi gidiyor. Nasıl, memnun musun? Çok çok memnunum, evet. Mustafa abi olsun, İsmet amca olsun. Gayet çok iyi bir insan. Hanıma da karışıyor musun? Eşi daha bir üstün bir hanımefendi. Karışıyor mu işte? Yok, hiçbir karıştığı falan yok. Gayet, yok, arkadaş gibi geçiniyoruz. Gayet işlerimiz güzel gidiyor. Muharrem ustamız olsun. Öyle gidiyor yani. Sen esas sen Saraydüzlü. Ben Saraydüzlü MBL mahallesindeyim. Evet. Doğma büyüme Sinop Boyabat. Evet, zaten hepimizin kimliklerinde Boyabat yazar bizim. Saraydüzlü sonradan içi olduğu için ben de Saraydüzlü Hanoğlu köyündenim. Sevgili bacımın babasıyla da çok diyalog sağlam bir dostluğumuz vardı. Muhsin abiye de buradan bütün Saraydüzlülere, belediye başkanımız Hasan Peker olmak üzere herkese saygı, sevgi, selam olsun. Yöremiz Töremiz programı her pazar 10-13 arası zaten. Bütün Çorum, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak, Bolu, Amasya, zaten Karadeniz, Kral Karadeniz'den alışık bir potansiyel yakaladık. Eylül ayında 6. yılım da bitti bu kanalda. 7. yıla doğru da gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Allah nasip ederse bu pazar bizim Saraydüzü. Ondan sonra Boyabat Bayamcaköy, 18 Ekim'de Boyabat Bayamcaköy yayınlanacak. Ve sırasıyla bu programda 2 hafta sonra bunu da yayınlayacağız. Evet, hanıma şöyle bir dönelim. Gelin hanıma. Evet, sen neler söyleyeceksin? En azından anne baba kimler varsa onlara selam göndermiş. İstanbul'da herkese çok selam söylüyorum, ellerinden öpüyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum, ayağınıza evet. Sağlık. Bu kadar. Kısa ve öz en doğru sözmüş. Gel sen şöyle gel bakayım sen. Gel bakalım, bırak sandalyeyi. Sen sandalyeyi bırak, dedeğine doğru gel şöyle. Sen dedeğin en kıymetlisi misin? Evet. Deden seni çok seviyor. Evet. Kaç kardeşin var? Bir kardeşim var. Sen kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Maşallah. 12 yaşıma gireceğim. Maşallah. Senin aynı modelden benim torunum var. Buradan torunlarımı da öpüyorum, yavrularımı. Peki okuyorsun. Evet. Kaç sınıf? 6. 6. İlk, orta, lise falan hepsi bitti. Üniversiteyi de kazandın. Hem de 4 yıl. Ne olmak istersin? Branş olarak, meslek olarak öyle bir hedefin var mı? Avukat var, savcı var, doktor olmak istiyorum ama daha karar veremedim içine. Zaten bizim çocukluğumuzda hep biz doktor olacağız derdik ama bizi anne babalar yönlendirirdi. Şimdi anne ve babandan, dedenden ya da kızım doktor ol, kızım savcı ol, kızım hakim ol böyle diyorlar mı? Yoksa senin içinden gelen mi? Yok, diyorlar istediğini ol diyorlar. İstediğini ol, evet. Serbest. Evet. Peki doktor mu olmak istiyorsun? Evet, doktor. Vallahi. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olunca çekmezmiş insan darlık. Vallahi dünya kadar varlık olsa neye yarar mı? Sağlık. Evet. Sağlık olmayınca. Şimdi sen en iyisi sen siyasetçi de ol da seni sağlık bakanı yapalım. Hmm. Boyabat'tan bir de sağlık bakanı çıktı deriz. Tamam. Olur mu? Olur. Sana başarılar diliyorum. Halamlarıma, halamlara, dedeme, herkese, İstanbul'daki herkese selam söylüyorum. Ellerinizden öpüyorum. Zalalı ellerinden öpüyorum. Aleyküm selam onların adına. Hadi seni şöyle alalım. Evet, Ramazan Tuna. Selam. Merhaba Ramazan abi. Tamam, çekiyoruz az sonra da. Şöyle gel, kamera görsün şöyle. Öyle dön, öyle dön. Bay bay yap. Evet sevgili izleyiciler, şimdi
Boyabat'ımız bizim Sinop'umuzun en büyük ilçesi. Gurbetçi dostlarım, ister Kargı istikametinden gelen, ister Kastamonu istikametinde olur ya, Allah vermesin gene de başa da gelebiliyor. Yolda kalabiliyorsunuz. Mesela geçen sene ben çıktım yola, kaldım Boyabat'ta, verdim mola da. Dünya giderken ayağa kaldım bir an yaya. Hemen Ay Yıldız Otopark kurtarıcı sevgili Tuncay Dağdelen imdadıma yerleşti, yardımcı oldu. Aracınız yolda kalırsa, arıza yaparsa, çekiciye ihtiyaç olursa ya Zeynel Parmak size arayın, size yardımcı olsun bu konuda. Ya da 0544 396 54 57. Doğru mu Tuncay? Evet sevgili Tuncay, öncelikle geçen sene bana olan yardımından dolayı sana çok teşekkürler ve mikrofonu vereyim. Yolda belde kalan gurbetçilerimize kendi telefonumu da ver. Sana reklam serbest. Çünkü bu amme hizmeti görüyorsun. İnsanlara yardımcı oluyorsun. Mikrofonu vereyim. Hem buradan da kimler varsa bir selam gönder. Hemen oradan sevgili Hasan dayımın oğluna ver. Mikrofonu sırayla gidelim. Boyabat'ımıza gelerek Battallar lokantasını kayda aldığınız için, biz de bulunduğumuz için, Zeynel abim geçen sene yolda kalmıştı. Zaten bildiğimiz, tanıştığımız bir hemşerimiz ama o vesileyle tekrar görüştük ve muhabbetimiz arttı. Bu yüzden de size teşekkür ediyorum. Rica ederim Sadık kardeşim. İstanbul'da bulunan biraderlerime, kardeşlerime, onlara selam eder. Yeğenlerimin gözlerini öperim. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar. Vizyon Türk kanalı olaraktan hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarına sağlık. Ben başta Sinop, Boyabatlı dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız olmak üzere hepsine selamlar, saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi eğer yolda belde kalırsanız Ay Yıldız kurtarıcı emrinizde. İster Boyabat'ta sevgili Mustafa'ya ulaşın, İsmet abiye, ya da bana ulaşın, ya da az önce verdiğim numara, bir numara daha var, 0532-012-92-45 ya da 0544-396-54-57. Olur ya Allah korusun, arabanız yolda kalır, kazası var, belası var bu işin. Özellikle kışın gelirken Kargı yolu malum biliyorsunuz, yeni açılan yol, dağın başı, oralarda kalırsanız telefonunuzun çektiği yerden bize ulaşın. Biz de sizi sevgili Tuncay'a ulaştırırız, mağduriyetinizi o an için gidermiş oluruz. Evet sevgili izleyiciler, Boyabat'ımızdan yukarı seyircek, aşağı seyircek çekimlerimiz ve Boyabat panayırından görüntüler, güreşlerimizden görüntüler ve röportajlarımız olacak. Özellikleri, güzellikleri sizler için görüntüleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Buradan Allah'a ısmarladık derken bir bay bay yapmanızı, bir bay bay yapalım. Allah'a ısmarladık diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, Sinop Boyabat asırlık panayırı. Panayırın bu halini görünce gerçekten bir Sinop Boyabatlı olarak üzüldüm. Çünkü eskiden dağ taş buralar insan kaynardı ve boş çadır yeri bulunmazdı burada. Çok aşırı bir kalabalık olurdu. Sinop'tan, Samsun'dan, Bafra'dan, Vezirköprü'den, Kastamonu, Taşköprü, Zonguldak, Bartın, yani Türkiye'nin çok yerinden, Manisa'dan bile buraya ticaret yapmak için esnaflar gelirdi. Ve bütün insanlar kışlık yiyeceklerini panayırlarda temin ederlerdi. Bizim öyle dağ köylüklerimiz var ki, Duran olsun, Saraydüzü olsun, Boyabat'ımızın olsun. Kar yağdığı zaman 2 ay, 3 ay ilçe merkezine ulaşım sorunu vardı. Onun için kışlık yiyeceklerini, erzaklarını, giyeceklerini temin ederlerdi panayırlarda. Bu gördüğünüz, burası meşhur panayır kaşı Boyabat'ın, Erenlik'te. Erenlik tepesi panayır kaşı diye tabir edilir. Burada insanlar hep oturur, üzüm, ekmek, kebap alıp karınlarını doyururdu. Buradan aşağıyı kuş bakışı seyrederlerdi. Burayı ben çok iyi bildiğim için buraya geldim ve buradan en güzel görüntü alırız diye umut ettim. Yine güzel görüntüler aldık ama maalesef
eskiye göre rağbet yok, fazla talep yok. Esnaflar ya duyurulmadı ya da artık insanlar her gün köylere alışveriş için marketler gidiyor. Yani her gün panayır var diye düşünen insanlar da var kamera arkası konuşmalarımızda. Ama bugün ikinci günü panayırın, yarın var. Yarından sonra da güreşlerimiz, bizim de görüntülerimiz, çekimlerimiz olacak. Ama güreşler çok güzel geçeceğini ben şimdiden umut ediyorum. Çünkü her yıl güreşe daha farklı bir ilgi alaka olduğunu biliyorum. Evet, şimdi biz aşağı doğru ineceğiz. Panayır yerinde röportajlarımız olacak. Görüntüler görüntüleyeceğiz. Bakalım asırlık Boyabat panayırından görüntüler sizi baş başa bırakacağız. Biz izlemeye devam edin. Yazı başka, kışı bir başka güzel. Gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi. Güzel yaylaları, şirin köyleri. Gel de gör kardeşim bizim elleri. Haydi. Güzel yaylaları, şirin köyleri. Gel de gör kardeşim bizim elleri. Haydi. Evet sevgili izleyiciler, Boyabat Panayır yerindeyiz. Panayır kaşından az önce görüntü demiştik. Asırlık tarihi Boyabat Panayırı. Dostlar da gördük. Necati Can, sevgili dostum. Çocukluk, hani arkadaşlıktan ziyade gençlik, tam genç zamanlarımızda. Yaş 55 şimdi. Yani 24-40 yaşları arasında hemen hemen hep beraberdik. Sevgili Necati'yi de gördüğüme memnun oldum. Celal dayım şöyle gel. Evet, burada sevgili bir dostum, seni bir tanıyalım. Halil Şehitoğlu. Halil, soyadın Şehitoğlu. Şehitoğlu, doğru. Gerçekten Şehitoğlu musun? Ya da Şehit torunu? Şehit torunu. Hangi köy? Kayaboğazı. Kayaboğazı. Aynen. Bizim Kela'nın köyü. Hasan Yalçın, bak sana da selam olsun buradan. Ne işle meşgulüz Boyabat'ta? Boyabat'ta spor ayakkabısı mağazamız var. Yani Genç Spor adında bir dükkanımız var. Burada yok, burada yok. Biz burada Mazlum arkadaşımızla beraber... Bu tezgahı açtık panayırdan. Düzene kurduğunuz yola gelen giden visik, mola, güzel hizmet var mı gelen kulağa? Var var, her türlü güzel hizmet. Hayırlı uğurlu ola. Yapıyoruz çayı tavanın arasından. İçenine korkmaz parasından. Parayla geliyor tırak tırak da buraya panayır. Birkaç bulun çırak. Çırağımız var. Var, Mahmut amca arkada bizim çırağımız zaten. Çırak Allah'ın değil, ustabaş. Peki Boyabat'ta nerede dükkan? Boyabat'ta Stadyum Caddesi'nde. Genç Spor adında mağazamızın... Genç Spor malzemesi mi? Genç Spor Malzemeleri adında dükkanımızın adı. He. Evet, spor malzemeleri ve... Aynen, spor ayakkabısı üzerinde. İki tane lazımdı öğrencilere beden eğitimi, ayakkabılarını senden alalım, dükkanı da çekeriz nasıl olsa. Reklam bedava bizde. Sıkıntı yok. Biz para vermiyoruz, para da istemesin de. Sıkıntı yok. Almıyoruz da vermiyoruz. Gençlere hediyemiz olsun bizim. Allah razı olsun. Evet, de şöyle Necati dostuma bir döneyim. Evet Celal dayı, bu arada hoş geldin. Evet, İstanbul Ataşehir'de meşhur kebapçı Celal dayı. PTT binası Celal dayının. Celal dayı bizim İstanbul'da çok kahramızı çekiyor. Celal Kırışgil. Celal dayı, önce Celal dayıya bir döneyim. Ne zaman geldin, hoş geldin? 3 gün oldu. İstanbul'dan geldim. Panayır'a geldim. Ne diyeceğim buradan, Ataşehir'e selam. Ataşehir'e hep herkese çok çok selamlar. Siyahatlara, derneklere hepsine çok çok selamlarım. Celal dayı, Boyabat Panayırı dendiği zaman Bafra'dan, Samsun'dan, Kastamonu, Zonguldak, Türkiye'nin her yerinden buraya esnaflar gelirdi. Şimdi bir azlık gördüm. Biraz rağbet mi yok rağbet, eskisi gibi? Bolluk çok da ondan gelmiyorlar ha. Çok bolluk var, bolluk. Bolluk var. Eskiden köyler, oturdayım. Ha, köylerde kimse kalmadı. Köylerde de kimse kalmadı. Köyler. Bir de kışlık yiyeceklerini panayırda temin ederlerdi. Tabii. Şimdi kanları panayırda gitti. 25-30 bin kişinin olduğu dönemler oldu. Tabii. Sen o zaman buraya lokanta açıyor muydun? Açıyordum. Kebap mı yapıyordun? Köfte, kebap, ekmek, her bir şey vardı. Bolluk.
Evet Celal dayı, gerçekten Boyabat için bir çınar tarihi, her birbirinden değerli. Burada abilerimizi de gördükçe memnun oluyoruz. Evet Bayancı Köyü Gedikoğulları bayramda biliyorsunuz güzel bir şenlik yaptık. Buradan Vedat Gedikoğlu, Ergun Gedikoğlu, Lütfü, Resul, Rıza hepsine, bütün Gedikoğlu'nun taşına toplarına selam olsun. Evet sen neler diyeceksin? Şenlik güzeldi, bayancı güzeldi, ilgi alaka güzeldi. Önce teşekkürler. Evvela kanalınıza çok teşekkür ederim. Ben hastanede tahsilcilik yapıyorum. Hastane kapandı, artık buraya panayere takılıyorum. Yine tahsile devam. Tahsilciliğe devam ediyorum. Ha işte vatandaş ihtiyacını panayırda tamamlıyor. İşte böyle bir, ne diyeyim yani. Yani araban görünümde bal veren arı, rengi çiğdem sarı, İstanbul'daki taksilerin yüzünü zor görüyor. Bebeklerinin hatun, karı, taksi şoförü onlar. Sen de burada bir ay 30 gün çekiyorsun, sefer 60 yapıyorsun, o arabada yatıyorsun, rızgarı zıklatıyorsun. Sana hayırlı işler buradan, Gedikoğullarına selam. Sağ ol. Tüm Gedikoğullarına bakarlar, bay amcalara çok selam söylüyorum. Aleykümselam. Evet sevgili dostum Necati Can, buradan... sevgili Doğan rahmetli oldu. Davici Doğan dedim, herkes tanır. Sönmez benim ortağımdı. Bizim ortak arkadaşımız da Mustafa. Buradan Avustralya'da mı Hasan? Avustralya'da evet. Ona da selam olsun. O internetten uydu yokmuş ama internetten aynı saatte canlı yayında bizi izliyormuş. Birkaç sefer telefonla görüştük. Selam olsun. Necati'nin sağlık saatlerinde. Allah razı olsun. Çok iyiyim. Ne işte meşgulüz? Şu anda emekli oldum. Emekli yapmıyorum evet. Aba yatıyorsun, evde yatıyorsun. Evet aynen öyle. Yengem emekli oldu. Ben de emekli oldum. Çok çocuklar çalışıyor. Çocuk okullarını çalışıyor. Bitirdiler. Çocuklara da selam. Aleyküm selam. Seni böyle gördüm, gerçekten sevindim. Çoktan beri sanal alemde telefonda görüşüyoruz, evet. Konuşuyoruz ama yüzü gördüm. Ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok sevindim. Tüm arkadaşlarım İstanbul'da gelmişlerim. Evet kayınpederim köyde. Yaşar dayının da ellerinden öpüyorum. Buradan selam olsun. Bizim aracılığımızda kimler var? Kimlere buradan eşe, dosta? Bütün arkadaşlarıma, tüm tanıdıklarıma çok selam söylüyorum. Herkese selam söylüyorum. Aleyküm selam diyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Buyur dayı. Yemeğe gidelim. Dur dayı. Yemek de yeriz, kebap da yeriz. Hepsiniz buraya gel buraya. Evet sevgili izleyiciler, her pazar diyor saat 10 yatmaya son Vizyon Türk ekranı başına kon diyor. Seni izliyorum ben diyor. Evet Ramazan abi. Evet. Neler diyeceksin? Kimin var senin? Eş dost selam gönder. Vallahi şeyde Şanlıurfa'da oğlum var. Şanlıurfa'da ne yapıyor? Asker. Uzman çavuş. Tamam mı? Buradan bütün askerlerimize Bekir Parmaksız Erzurum'da ve Ankara'da Ramazan Çalışkan. Bütün askerlerimize hayırlı tezkereler, asker yakınlarını Rabbim kavuştursun. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Tamam. Askere selam. Askere selam. Şükredene çok çok selam. Aleyküm selam diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Boyabat panelinden görüntülerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin. Bakalım neler görüntüleyeceğiz sizler için. Haydi bakalım. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi! Evet sevgili izleyiciler, Sinop Boyabat panelindeyiz. Esnaflar bölümünde burada genç kardeşim düzeni kurmuş, yola gelen giden versin mola diyor. Türkiye neresi olursa olsun ben hizmet ederim diyor her kula. Hoş bulduk, sağ olun. Evet memleketlere. Malatya abicim. Malatya. Evet. Buradan Malatya'ya sevgili Malatyalı İbrahim Agam, sana da selam olsun tüm Malatyalı dostlara. Böyle panayır panayır geziyor musun? Türkiye? Evet abicim. Türkiye'yi panayır panayır geziyoruz. Ayancık'taydık bundan bir hafta önce. Şimdi Boyabat'tayız. Durağan, Zile, Tokat. Hepsini geziyoruz abi.
Anladım. Ayhancık Ergün Osmancık, Başkan. Kargı. Ayhan Ergün'e de selam olsun tüm ayhancıklara. Benden de selam olsun ona. Aleyküm selam. Nasıl abaya atıyorsun? Hep pazarlarda mı yatıyorsun böyle? Evet abicim, pazarlarda yatıyorum. Evet abicim. Ekmek. Evet, ekmeğimiz başında bekliyoruz. Ağaç, kaş işte yani ne var? Abicim ürünlerimiz, evet ürünlerimiz kalitelidir. Bütün arkadaşlarımızın işini görmek için geldik. Bütün mutfağında gayet kaliteli malları getirdik kullansınlar diye. Elimizden geldiği kadar hizmet ediyoruz. Zaten eskiden hep çölmek topraktan da ağaçtan da. Evet, kaçtan. Evet, evet. İşte burada organik ürünlere organik. Organik abi. Tavşap. Aynen öyle. Eski usul, eski nasıl, zaman. Nasıl? Boyabat'tan memnun musunuz? Abi daha yeni geldik, bilmiyoruz. Bakacağız. Malı bitirip gitmenin Allah, peşindeyiz abi. Hoş bulduk, sağ ol. Bir röportajı bitirelim. İstersen gel böyle gel. Gel, gel. Şöyle seni bir tanıyalım. Ne diyeyim, boyalı. Boyalı dans. Benim kızım takımda. Tamam. Abla nasıl panayırın tadı bu sene? Daha yeni geldim işte. Daha yeni geldin. Olacak. Zaten son cuma, cumartesi, pazar yoğun olur. İlk günleri biraz tenha aynen olur. Aynen öyle. Esnaf bol mu? İşte diyorum ya, daha yeni girdim. Bakacağım. İhtiyaç böyle olanları alacaksınız. Aynen öyle. Var inşallah. Var mı kapkaşık, tas, tabak, çanak, çömlekten? Bakacağız inşallah. Olmaz. Pantolon, gömlek bile var. Sizin isminiz neydi? Ben televizyonda. Zeynel Parmak. Zeynel Parmak. Televizyonda izliyorum. Her pazar Yöremiş Töremiş. Tamam gelsin böyle. Evet, sana hayırlı işler, bol gün abicim, işler diliyorum. Abicim çok teşekkür Allah ediyorum. Allah kolaylık versin. Sağ ol abi, Allah gel bakayım olsun. Kızım. Senin adın ne? Meryem İrem. Sen nerelisin? Sinop. Sinop. Boyabat. Sinop Boyabat. Boyabatlısın. Panayır'a gezmeye mi geldin anneyle? Hı. Buradan herkese bir bay bay yap bakayım hadi. Mutlu bir ömür için sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar içim, çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, günlerimiz bir. Vedalar denizlerin geldiği sebebe. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime gönülleşecek. Bağır sensin bana gülüşür cennet. Melekler nur saçmış aşkı yüzüme. Adın ne senin? Meryem İrem. Merve, sana çok teşekkür ederim. Merve değil, Meryem İrem. Onlar anladı zaten, ben anlamadım. Hadi bakayım güle güle. Evet sevgili izleyiciler, boyabat çekimlerimiz devam edecek. Panayır yerimizden, güreşlerimizden özellikler, güzellikler sizlerle olacak. Bizi izlemeye devam edin. Nasılsın? Çok panayır iyiyim. Nasıl? Çok iyi. Esnaf zengin galiba ama müşteri esnaf. Herhalde öyle bir şey. İnşallah. Esnafların morali bozuk, mikrofona inşallah bile konuşmuyor bak. İnşallah düzelir. Düzelir değil mi? Düzelir, inşallah düzelir. Karahisar'da Şuayb Başkan Hüseyin Ağam, buradan tüm dostlara selam olsun Yeşilyurt'a, Karahisar'a. Aynen öyle. Hepsine. Sen de Karahisar dışında, Boyabat dışında kimlerin varsa bizim aracılığımızla bir selam göndermiş. Hepinize bu güzel panayramıza, hepinize hayırlı müşteriler, hayırlı işler. Esnaflara hayırlı müşteriler versin. Hayırlı. Herkese selam olsun. Herkese bol kazançlar versin. Bayram abi, anne duruyor mu? Duruyor. Anne, selam söyle ellerinden. Aleyküm selam. Evet sevgili izleyiciler, bizi izlemeye devam edin. Röportajlarımız olacak. Yaylaları, şirin köyleri, gel de gör kardeşim bizim elleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, evet sevgili izleyiciler, Boyabat'ta panayır yerine gelip de langırt ya da buradaki oyunlardan oynamamak olmaz. Gördüğünüz gibi Sarayçay Yeşilyurtlu sevgili dostlarım da bizi bir arada görünce hemen makas aldılar. Abi gel ille bir oyun dediler. Evet senin sesin güzeldir, bir şarkı okusana. Aferin.
Ne okuyayım? Huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma bir kara sevda. Kurbet eller bize dar gelecek mi, yoksa kavuşmadan öldürecek mi? Adın ne? Hadi gel köyümüze geri dönelim, Fatime'nin düğününde halaş gelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim, Bayabat'ın paneline geri dönelim. Adın neydi? Günay. Günay, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Sarayçay, Yeşilyurt, Bayamca, Bineli, Olukbaşı, hiç fark etmez. Bunların araba başka yere park etmez. Muhittin Muhtarım da burada zaten. 2 yıldır, 3 yıldır Aksu Şenli de yapamıyoruz. Şuayip Başkan, ne oldu size? Nazar mı değdi? Hüseyin Ağam. Evet ya muhtarım işte, nasıl? Gagoğlu da işte bıraktı. Evet. Bir şey muhtarım ne var ne yok Yeşilyurt'ta, Sarayçay'da? Sarayçay'da iyiyiz, Allah'a şükür olsun. Buradan tüm dostlarımıza selam olsun. Sevgili Cemal'im, Gökhan Kandemir. Ya hangi birini sayayım, aklıma da çok gelmiyor. Bütün sanatçı dostlarımdan hepsi sanatçıdır. Evet şimdi biz bir langırt oyunu oynayalım. Buradan dostlara selam göndermişken, hadi atın bakayım topu, nasıl? Muhtarım geç şöyle. Bir oyununa bakalım. Çocuğum kaç. Bir at bakalım. Evet. Hadi de. Günay sen anlamıyorsun. Evet efendim. Hazırlayın abi ya. Fırla Zeynel abi ha. Irmağında balık tuttum, dağlarında keklik vurdum. Irmağında balık tuttum, dağlarında keklik vurdum. Yaylasında çoban durdum, oyunları özlüyorum. Özlüyorum, özlüyorum, oyunları özlüyorum. Tarlalarda çifte koştum, çayırlarda otup biçtim. Tarlalarda çifte koştum, çayırlarda otup biçtim. Ekin çektim, düven sürdüm, o yılları özlüyorum. Özlüyorum, özlüyorum, ben köyümü özlüyorum.
Evet sevgili izleyiciler, bugün Boyabat'ta ikinci günümüz. Allah nasip ederse yarın da Boyabat güreşleriyle noktalayacağız. Ama dün de söylediğim gibi İstanbul'dan buraya gelmemize vesile olan Sinop Boyabatlı iş adamımız Yukarı Seyircek köylü kendisi ve Yok Mu Deme Dağısı Boyabat Panayırı Güreş Ağası Recep Dursun abim vesilesiyle çıktık yola, bakmadık sağa sola, Yukarı Seyircek'te verdik mola, rastladık burada bu kadar ar namus tertemiz kula. Evet, bizim memleketimizde, bizim bölgemizde genelde sade Sinop değil, Çorum, Kargı, Samsun Vezir Köprü, Kastamonu, Hanönü, Taşköprü'de kuyu kebabı da olsa da yoksa ızgaraya balık, kalpler olmaz kırık. Bizim memleketimizde her zaman olur böyle kebap sırık. Bu Yukarı Seyircek'te ikinci defa gelişimiz. Bu muhteşem Allah'ın evi, ibadethane camimizi de yapılmasına vesile olan Recep Dursun abimin cami açılış vesilesiyle de geldik. Yine o zaman da burada aynen böyle kebaplar döndü. Evet muhtar, tekrar geldik. Kaymakamdan alır emiri, aldığı emirde keser demiri, köyümüzün de mülki amiri muhtar Mehmet Agam. Nasılsın hısım? Teşekkür ederim. Hısım diyorum, danası buradan ama anası bizim oradan, annesi benim akrabam olur. Evet, evet, evet. Muhtar, Recep abi gibi insanların sayısı artması lazım. Her ile, ilçeye, köye, her haneye bir tane Recep Dursun lazım. Kesinlikle. Bugün de burada sağ olsun, evet, o vesileyle evet, tekrar evet, buradayız. Evet. Ve Recep Dursun abim İstanbul'dan geldi şöyle bir görüntüle. Beraberinde takmış dostları kola çıktılar yola, onlar da verdiler mola. Hoş geldiniz diyoruz sevgili abim olan kula. Ve avukat Şevki Şimşek, sevgili dostum, o da bu köylü Recep Dursun'da yeni. Ve bekleme, tekleme, kıl beşi, kurtar başı, namazın yok yaşı, Allah yarattı bu dağı taşı diyen Hoca Efendi imamımız da geldi, selamımızı verdi. Bugün mübarek Cuma gün, biraz sonra Cuma'yı da eda edeceğiz inşallah. Muhtarım, beni boş ver de Recep Dursun'a önce bir teşekkür et. Ondan sonra neler söylemek? Şimdi öncelikle siz buralara kadar geldiğiniz için, bu canlı yayını organize ettiğiniz için hoş geldiniz ve teşekkür ederim. Rica ederim. Köyümüzü tanıttım. Köyümüze çok yatırım ve hizmet getiren Recep abiye de hoş geldin diyorum. Buradan Allah razı olsun. Bizim eksiğimizi, bizim yapamadığımız çok şeyler vardı. Hep Recep abi açtı, bunu tamamlayıverdi. Kendisine bir kez teşekkür ederim. Yanında gelmiş olan misafirlerine de teşekkür ederim. Sizlerden Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Sevgili muhtar, bu dünyada en güzel yatırım insana yapılan yatırım. Evet. En güzel hizmet evet, insana yapılan hizmet. Evet. Bir yumurtayı düşünelim. Kapısı evet, yok, penceresi yok. Civciv canlanıp çıkıyor. Evet. Şüphesiz yaradan var. Bu tarafında öbür tarafı var. Öbür tarafa giderken de iki tane yol var. İyi niyetli olursan, hayır haseneti seversen gideceğin yer belli, cehennet. Art niyetli fitne fesat olursan o zaman gideceğin yer de cehennem. Doğru. Bunun için işte diyorum ben, Recep Dursun gibi değerlerimizin sayısı artmalı. Böyle değerlere de değer vermemiz evet, lazım. Evet. Bir kere daha Allah kendisinden razı olsun. Razı olsun evet. Vesile olduğu için bu işlere. Sadece burada değil, başka yerlerde de başka evet, hayır hasenet işlerine de bakıyor. Kendisine soracağız onu. Kendisiyle de röportajımız olacak. Recep abinin bizim köyümüze yatırım ve yardım yapması sebebi ebesinden dedesinden gelme. Kesinlikle bizim demek ki bütün soyda var bir şey. Kesinlikle. Eliyle yani, cebinin arası 5-6 kilometre olan evet, insandan ne soyundan ne sülalesinden yolumuz, suyumuz, betonumuz ve evet, affedersin hayvanlarımızın içtiği oluklar dahi ebesinden dedesinden yapılan bir hayırdır, hizmettir. Onların mekanı yanan camimizin var, elektrik ve çatı kiremidi iş düzenlemesi dedesinden, amcasından, aşağı seyrecek camimizin elektriği Abdullah amcasından, yani bunların gelenekleri. Yani bunlar sülalece, hayır sülalece. Hala da devam vallahi etmekte. Recep Dursun abimin ölenlerine Allah rahmet eylesin. Sağ kalanlarına uzun ömür versin. Evet, Allah evet, başımızdan evet, eksik Allah etmesin. Razı olsun, evet, evet, ben şimdi şöyle bir sağa tabii, bir sola tabii, madem tabii, çıktık tabii, yola, bir de şu Kale Bağı Cemil Ağam'ın kardeşi buna bir hayır bir soralım şunun tabii, özelliğini. Evet ben tanıyorum evet, seni de tanımayanlar tanıyor. Yusuf. Kendini tanıtıyorsun. Evet. Ben Yusuf Bey, Boyabat Kale Bağı tesislerinin ağabeyleriyim. Recep abim hoş geldiniz diyorum. İstanbul'dan geldiniz buraya kadar. Kebabı sizler için çeviriyoruz. Vatandaşlara yedireceğiz. Kebap 3,5 saatte çıkıyor. Kebap bugün Recep Ağa'dan bilmeden, kemiklerini kırmadan biz de yiyeceğiz durmadan değil mi? Evet, afiyet olsun hepimize şimdiden. Kaç yıldır bu işi yapıyor? Abi bu işi biz dededen gelen meslek bu.
20-25 yıldır yapıyoruz ama 10 yıldır Kalaban'da yapıyoruz. Aralıklarla yapıyoruz. İşte bizim gibi 20 yıldır yapıyoruz. Ramazan, evet. Bir arada dördümüz böyle, bir arada, dört kardeşiz. Bir, Kemal da var kasaptaki. Dördü bir arada evet. Merhem oluyorsunuz. Midelerde kanayan yarada. Evet, biz beraber. Evet. Karışmıyor değil mi? Şu anda pişirdik. Peki bu kaç saat oluyor? 3,5 saat oluyor. Güzel, en güzel sırık kebabı geçiden mi olur, seyis kuzu mi olur, kuzu, kuzu mu olur, koyun mu olur? Kaç kuzudan yapacağım abi. Kaç, bir yaşlı geçmeyecek. Bir yaşı geçmeyecek. Her şart aylık olursa daha güzel olur. Kestin, içini çıkarttın. Evet. Ne yapıyoruz ondan sonra? Ondan sonra getiriyoruz, sıraya takıyoruz. Güzel pişiriyoruz 3,5 saat. Afiyet olsun. 3,5 saatten önce çıktığımız çiğ olur. En az 3,5 saat pişecek. Peki. Ha, seyis olursa, seyis yapmıyoruz ama seyis yaptığımızdan 4 saati geçmez lazım. 4,5 saat. O büyük olduğu için biraz sert olduğu için geçmiş tamam, yani. Bunu kestik. İçini kestik, çıkarttık. Bu çivilerle dikmeden önce ne gibi baharat falan kullandık? Abi sade tuz kullanıyoruz. Köyde olsa soğan, biber katılıyor da şimdi biz katmıyoruz. Bozuyor evet. Yani. Kokun, soğan sevmeyen olduğu için soğan katılmıyor. Peki şimdi sade tuz var bunda bu abi. Bu pişme kıvamına gelmiş. Ne yapacağız? Şimdi bunu suyunu alacağız. İçin tuz suyunu üstünden vereceğiz abi. Onu alabiliriz. Ne diyoruz bu tavaya akana da? Serit. Serit. Serit ekmeğe banarak yiyeceksin. Serit beni yiyeceğin zaman sonra da erit mi? Erit diyoruz. Onun şu anda ben seride kesinlikle şeker hastalarına falan dokunmaz. Dokunmaz yok. Hiçbir şey olmaz abi. Çünkü ateşte tabii, tabii. Kömür meşe gözü nemişti. Bugünkü meşe daha güzel. Gözü. Tabii. Bu çıra eskiden, kurbanlarda da bizim evlerde tabii, yapılırdı. Özel ama. Çıraya gidilirdi. O, kebap yapacaksın. Evet. Çıraya gidilirdi. Çıra alev yaptığı için. İlk etapta. İlk etapta alev yapsın. Yani ısınsın kebap meşe, tabii. Meşeyle karışık yapacağım. Rahmetli babam da meşeyle yapar. Karışık sen şimdi abi. Madem bunu orada yanıyor bunu... meşe bunda bozulmasın neşe şöyle şu serdini alayım ben bunu. O köşe. Sen duz suyunu al ben çevireyim şöyle tamam, çocukluk abi. Yıllarıma doğru gideyim. Evet sevgili izleyiciler rahmetli babam 40 sene tecillik ve kasaplık yaptığı her panayırda böyle kebaplar yaparlardı. Kurban Bayramı'nda bunlar 2 hafta önce izlediğiniz Saraydüzü Kurban Bayramı çekimlerimizde de görmüşsünüzdü. Her evde böyle kebap döner. Evet şimdi duz suyunu alıyor Ramazan Yusuf Usta. Ramazan aklıma aldı beni konu anlıyor sanırım. Evet buradan Kaleba sevgili hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk meşgul ellerim. Evet buradan da Kaleba Cemil Yılmaz'a Ramazan'a ve Cemal'a buradan saygı sevgi selam göndermiş olalım. Ve yarın da inşallah Kaleba'nda da kebap dönecek. Orada da bir çekimimiz olacak. Evet Yusuf Usta şimdi duz suyunu aldı gördüğünüz gibi alıyor. Şöyle muhtar şu abim bir kırbaçlı abim yanıma doğru gelsin. Şöyle bir gel abi. Abi hoş geldin. Merhaba. Memleket nere? Bingöl. Bingöl. Vallahi Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, Türkiye'de ne kadar il ilçe varsa hepsi bizim elbette. Ama biz orijinal Sinopluyuz. Sinop evet. Boyabat. Burada yukarı seyircek. Recep abiyle kaç yıldır tanışıyorsunuz? 20 senedir arkadaşım. Çok değerli bir arkadaşımız. Evet. Ve her kişiye yardım. Evet. Herkese Recep yani Bey çok... Onun iyi niyetini bizim çok bildiğimiz kadar... bir arkadaşımız. Evet, evet, evet. Evet. Yani İstanbul'da da herkese, garibana, fakire, fukara herkese yardım evet, edecek abi. Bir arkadaşımız. Aşağı 20 senedir beraberiz ve çok bir değerli arkadaşımız. Abi sen Recep abiyi taktın yola, çıktın yola çok mu gezdin dağı taşı? Yedin mi keşkek aşı da erken ağartmışsın saçı başı? Çok erkenden vallahi bak. Doğru söylüyorsun. Biz de az değil 57 yaşındayız. Artık bayağı da yaşlandık. Maşallah. Benden 57 yaşındayız fakat biz de İstanbul'dan Recep Bey'le yıllarca beraber arkadaşız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Ben bir Bingöl'lü abime Avusturya'da sponsor olmuştu programıma. Sevgili abim buradan sana ve bütün Bingöllülere saygı, sevgi, selam olsun. Ben ekran başında bizden herkese. Sağ olun. Rica Allah ederim. Hepinizden razı olsun. Rica abi. Ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel şimdi şöyle. Recep Bey'e de sana da çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Allah sağ razı olsun. Sağ ol, şimdi avukatımı böyle bir alayım. Sırayla en son Recep abiyi böyle alacağız. Hocam tamam.
Evet avukatım, avukatlar avukatarmış aşına işine, vallahi davalıyı gördü mü düşermiş peşine, kelpeteni de kurarmış azı dişine. Ama sen öyle bir avukat değilsin, sen iyi niyetli bir avukatsın. Ne zaman bir hukuksal bir şey olsa, mağdur muhtaç biri olsa, Allah razı olsun, gerçekten gönüllü hukuk danışmanımız avukat Şevki Şimşek, Recep Dursun'un da yeğeni olur, aynı zamanda yukarı seyircekli. Sevgili avukatım nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen neler söyleyeceksin? Kendi köyünde bir duygu düşünce alalım. Tabii benim çocukluğumun geçtiği bir köy. Şimdi okula baktım biraz önce de. Dördüncü sınıfa kadar ben buranın okulunda okudum. Burada Recep abi de almadan geçemeyeceğim. Dağlarda, tabii. Taşlarda mal da var güttüm. Mal da var güttüm. Mal da var güttüm. O kül çöreğin arasında tereyağı böyle. Değirmene gittim. Değirmene gittim. O değirmenin o şu anda o un kokusu burnumda halen şey yapıyor. Yani hatırlıyorum halen burnumda tütüyor yani. Burnumda tütüyor. Bizim köy o anlamda tam bir doğal zenginlik. Tabii bir orman köyü, bir tarım köyü değil. Yalnız Allah bir daha yangın vermesin. Yangın vesilesiyle doğa dokusu biraz evleri bozulsa da yine aynı yukarı seyirecek arnamız tertemiz. Aynen. İnsanlarımız öyle. İnsanlarımız da çok sıcaktır. Aynen. Orijinal Anadolu. Evet, organik diyorlar şimdi. Her şey orijinal. Orijinal. Tabii yanmadan önceki evler daha otantik evlerdi. Otantik. Şimdi onları arzu ediyoruz her zaman ama tabii yandı. Şimdi betona armerli evler yapıldı. Buna rağmen anladım. Güzel. Evet, seyircinin aşağı ve yukarı seyircinin dışındaki bütün seyircilere de buradan saygı, sevgi, selam olsun. Sevgili dostum Esra Yıldız düğün salonu sahibi, sevgili İlyas Kıvrak ve Zurnacı Karamurat da bu köyden galiba, değil mi? Hepsine buradan selam olsun. Evet, şimdi avukatım çok teşekkürler. Biz şunu bir evet sevgili izleyiciler, şimdi servise hazır durumda. Yusuf Usta ve abim kardeşim, parçalayacak kardeşim, bunu. Servise göre ayarlayacak. O zaman çekim yapacağız yine abi. Önce Cuma'yı eda edeceğiz. Tabii, ondan sonra yavan yaşık 50-60 kaşık dediğim gibi Recep Dursun abimden firmadan, kemikleri de kırmadan biz yiyeceğiz, içeceğiz durmadan. Evet, bunları alabiliriz. Daha fazla kurutmayalım onları. Evet, avukatım çok teşekkürler. Hocam sizi böyle bir alsak. Hocamı bir alalım. Genç yakışıklı hocam, memleket nereye önce? Çankırı memleket. Çankırı'nın neresinden? Merkeze bağlı Tüney köyünden. Evet, Çankırılı dostlarımız, Çankırı'nın çok ekmeğini yiyoruz. Biz sevgili Zekeriya Başkanım, rahmetli Vahap Yartaş'tan sonra Federasyon Başkanım ve Genel Başkan Yardımcım Erol, sevgili Erol'um, Samet abim, bütün Çankırılı dostlarımıza buradan saygı, sevgi, selam olsun Çankırılılara. Kaç yıldır buradasın, kaç yıllık imamız, beklemiyorsun, teklemiyorsun, kıldırıyorsun beşi, kurtarın başı, namazın yok, yaşı diyor mu? Diyoruz. Şimdi ben iki buçuk yıla doğru gidiyor. İlk görev yerim de burası. İlk atandım. Memnun musun buradan? Memnunum, çok güzel. Bizim insanımız çok iyi niyetlidir. Allah razı olsunlar. Bir de ters birini görsele ipini birden çekelim. Sağ olsun, hepsinden Allah razı olsun. Senin elinden, yüzünden belli. Hele Çankırı. Zaten biz Çankırı şurası. Ebemin buzu saldığı yerdiriz biz hani. Evet. Yakın yani. Çankırı Ilgaz benim köyüme mesela 1 saat 15 dakika. Evet. Ben Saraydüzü aşağı Akpınar'ın karşısı Hanoğlu köyündeyim. Kargı 40 kilometre. Yakın yani. Evet hocam, Recep Dursun abimi tanıdın. Tanımaktan memnun musun? Nasıl, cami olmuş mu? Güzel mi? Cami. Yani iştahla her cami güzeldir de ama bir iştahla böyle görev yapma aşkı olur. Pırıl pırıl her yer, iç açıcı. Evet. Allah razı olsun kendisinden. İlk geldiğimde zaten böyle bir yerde böyle bir camiyi gördüğümde zaten çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Sevindim. Allah razı olsun. İçine girdim, baktım zaten pırıl pırıl. Şimdi öbür camiler olsa döküntü, möküntü, surmadan temizlik falan. Yani çok şükür yani temiz olduğunun dolayı. Yani hocam uğraşacaktı, burada hiç uğraşmıyor. Çok şükür süpürüyorum, temizliyorum, bitiyor. Bir kere bitiyor. Daha Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun kendisinden. Vallahi hocam yarın hak dünyaya varınca her birimiz olacağız bir karınca. Orada sorgu süvali sorunca bu insanlar ne diyecek bilmiyorum. Ama Recep Dursun'la benim diyeceğim çok güzel şeyler var. Çünkü ben de engellilerle alakalı şu ana kadar 451 engellimize akülü araba, manuel araba verdim. Her hafta bu programda yayınlıyorum. Recep abi de abonedir. Saat 10 her pazar yatmaya son Vizyon Türk ekran başına gönder. Zeynel Parmaksız'ın programı izler. Ondan sonra ne işi varsa görür. Benim de neler yaptığımı biliyor. Son 6-7 aydır da Almanya, Avusturya, Fransa 19 program çektim. Çekmeye de devam ediyoruz. Sana burada
kolaylıklar diliyorum, Allah başarılar diliyorum. Allah ne muradın varsa versin. Amin, öyle abi, abi, evet, şimdi hocam sizi de şöyle alalım. Madem öyle, madem öyle, gel böyle arabayı durdur eyle, sen de bir şey söyle. Allah Allah. Niye seni abi tanıyalım? İsmim Osman Aydın. Osman abi, seyircek misin? Seyircek. Seyircek'in dışında en azından hısım akraba kim varsa yarım elme gönül alma. Bizim vesilemizde selam gönder. Ya herkese gönderelim, herkese. Herkese. Yani herkese gönderelim selamımızı. Aleyküm selam. O zaman seni sepet koluna şöyle gönderelim yoluma. Hacım bir gelsene böyle hacı. Canlar gıdanın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.